Evet Seda, bugün neden buradayız? Bugün size İngiltere'nin gerçek yüzünü göstereceğim diyormuşum. Yok. Bugün size İngiltere'deki bazı problemlerden bahsetmek istiyorum. Şu anda biz aslında oturduğumuz apartmanın çöplerinin atıldığı yerdeyiz. Şimdi şu tarafı gösterebilirsen sen. Burada gördüğünüz gibi 4 tane konteyner var. Bir tanesi kağıt ve kartonlar için. İşte yeşil olan cam, şişe ve plastikler için kullanılıyor. Diğer ikisi de yiyecek, yani normal atıkların atılması için. Şu kısmın olmaması gerekiyor mesela burada. Burayı detaylıca çekebilirsin. Bu fly tipping denen olaya giriyor. Yani şu, eğer evinizde bu tarz kurtulmak istediğiniz büyük eşyalar varsa yapmanız gereken şey bulunduğunuz bölgenin belediyesinin sitesine girip orada elinizdeki eşyanın ebatlarını, işte ne olduğunu belirtip bir ücret teklifi almanız gerekiyor. Eğer bu ücret teklifi sizin için uygunsa belediyeden randevu alıyorsunuz ve o gün o tarihte size bir araç gönderiyorlar. Eşyalarınızı alıp atık merkezlerine götürüyorlar. Ya da bunun başka bir yolu var. Eğer aracınız varsa bu konuda lisans alabilir, kendiniz de götürüp teslim edebilirsiniz. Ama bunlar çok kısa ve kolay süreçler olmuyor açıkçası. Burada en büyük problemlerden biri bu. İnsanlar sırf bununla uğraşmamak için marketplace'ten, hani Facebook'tan vesaire, hani ücretsiz ya da çok komik fiyatlara bunları satmayı tercih ediyor. Yani biz de bu yola gittik geçen sene açıkçası. Evimizde iki tane kullanılmayan yatak vardı mesela. Ben hani inatla şey yapmak istedim, belediyeye vermek istedim bunları geri dönüşüme gitsin diye. Eşim çok uyardı benim konuda ama dinlemedim. Çünkü denemek neden? İstedim. Denemek istedim. Ne kadar fiyat teklifi çıkmıştı hatırlatır mısın bize? Tanesine 20 çıktı. 20 pound. Ondan sonra biz de dedik ki biz bunu veririz birilerine. Yani hani ihtiyacı olan birine gitsin. Bu arada bu 20 pound arkadaşlar bize ödenmiyor. Yani o ürünün, o çöpün bizim evimizden alınıp atık merkezine götürülmesi için bizden 20 pound talep ediyorlar. Bu arada tek kişilik bir yatak için. Evet, yani ebatları da küçüktü, öyle şey bir değildi, iki tane yatak vardı. İşte 20-20 istemişlerdi o zaman. Dedim ki tamam, hani ben çünkü geri dönüşüme gitsin çok istedim, niye bilmiyorum. Ama hani sonra Facebook'a koyduk ve hani gelip birileri aldı o yatakları ücretsiz olarak. Böylece biz de kurtulmuş olduk. İngiltere'deki bir başka bir problem aslında arabayı park etmek. Şimdi buradaki düzeni bir anlayabilmek için önce aslında yapılaşmayı anlamak lazım. Şöyle, çoğunlukla aslında evler müstakil. Müstakil ve hatta detached house dediğimiz şu arkamda gördüğünüz gibi olan birleşik evlerden oluşuyor. Ve burada aracınızı öyle ben hani evimin önü park ederim, kaldırıma koyarım gibi şeyler yapamıyorsunuz normal şartlarda. Bunun için bir lisansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla eğer bu lisansa sahip değilseniz sokaklar tamamıyla belediyenin kontrolünde. Az önce gördüğünüz makineden bilet almanız gerekiyor. Fakat şu anda Covid hali hazırda devam ettiği için belediye bu konuda insanlara bir ne sağlıyor? İstisna. İstisna sağlıyor. Evet, kelime aklıma gelmedi. Gördüğünüz gibi 31 Mart'a kadar park etmek ücretsiz. Buradaki de şeyde de yazdığı gibi. Peki neden bu bir problem haline geliyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi biz çok kalabalık bir şehirde yaşamıyoruz. Dediğim gibi kuzeydeyiz. Ama mesela Londra gibi ya da daha kalabalık olan güney şehirlerine baktığınız zaman bir nüfus da çok fazla. Artık insanlar mesela ne yapıyor? Normal evlerini, yani 3-4 odalı evin salonunu dahi yatak odası gibi insanlara kiralıyor. Otomatikman bir evin hakkı, eğer bir ya da iki araçsa, bir evde 5 kişi yaşayınca bu bir problem haline geliyor. Ya da mesela ne var? Apartmanlaşma çok fazla son dönemlerde. Yani yeni binalar hep apartman şeklinde, daha çok insanın yaşayabileceği şekilde yapılıyor. Bu da bir problem çünkü eğer sizin apartmanınızın bir park yeri yoksa siz sokak arasında mecburen araç bırakmak zorundasınız. Lisansınız da yoksa ceza yiyeceksiniz demektir bu. Bu konular biraz katı bizim yaşadığımız yerde. Bu arada şu arkandaki kilise mi? Şu şeyi mi soruyorsun? Turuncu binayı mı? Çok güzel değil mi? Benim de ilk geldiğim zamandan beri hep dikkatimi çekiyor. Merak ettim, araştırdım. Şeyin merkezinde, hatta şurada kubbesini görebilirsiniz, katedral var. Katedralde yaşayan, daha doğrusu katedralde çalışan din görevlileri eskiden, ama dediğim bayağı eskiden, 100 yıl önce falan burada ikamet ediyorlarmış. Fakat şimdi normal apartmana çevrilmiş bu. Ve hani
kiralanıyor. Hatta satılığa konulmuş bir tane ilanı var, meraktan baktım. Biraz içi ilginç ama çok sevimli. Evet, gördüğünüz gibi bir diğer problem littering, yani sokağa çöp atmak. Burada maalesef hani şey gibi hissederiz biz hep Türkler, hani yani bizim ülkemizde bu çok yapılıyor. Avrupa mükemmel, tertemiz, işte bal dök yala falan şeklinde. Yok, belediyeleri iyi çalışıyor bence bazı yerlerin. Çünkü ben bir sürü ülkeyi de gezdim. Hani evet, Avrupa'nın birçok ülkesi temiz ama mesela İngiltere aralarında gördüğüm en pisi açıkçası. Yani sokağa çöp atmak çok rahatça yani insanların yaptığı bir şey. Ve bu durum beni ilk geldiğimde çok geriyordu. Çünkü ben şey bir insandım. Hani mesela biri çöp atar gider alırım. Hani atarım falan. Şimdi Covid var, dokunamıyorum da. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Şöyle bir tecrübesi olmuştu bir öğrencimin. Sigara içiyor ve hani atıyor. O sırada polis görüyor. Aslında bunun bir cezası var. Yani 100 pound gibi bir cezası var hatta. Polis geliyor, cezayı istiyor. Hani yazacak. O an diyor ki işte ben bu ülkede şey değilim. Yani aslında oturumu var ama yalan söylüyor. İşte ben turistim diyor. Aa tamam, o zaman ödemenize gerek yok diyor. Şuraya mail atın falan, böyle prosedürleri oluyor. Tabii nasıl oturumu yani var. Ya o an kurtulmak için hani Türk'üz ya, hani akıllıyız ya, bir şey uyduruyor, tutuyor ama devamını getiremiyor. Çünkü oturumu var. Bunu bir problem yaşıyor bu konuya dair. Daha büyük bir ceza ödüyor. Nasıl yani? Normalde turistler ödemiyor mu? Şöyleymiş, hani tutup da derseniz ki ya ben turistim, bilmiyordum bunun yere atmanın yani yasak olduğunu, yanlış olduğunu. Evet, şuraya mail atın diyor. Yine not alıyor durumu. İşte size bir adres veriyor. Buraya diyor durumu açıklayan pasaportunuzun, vizesinin diyor fotoğrafıyla birlikte gönderirseniz cezayı ödemeyebilirsiniz diyor. Yani kısacası İngiltere gerçekten hani temizlik konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani hani belediyeye biz bunun için bir para ödüyoruz. Hani council tax ödüyoruz mesela. Ve hani bölgeden bölgeye hani yardım alınıp alınmaması birçok değişkeni var. O yüzden hani net bir miktar söylemek zor. Ama ortalama olarak hani en iyi ihtimal bir 100 pound ödüyorsunuz. Öyle söyleyebilirim size, en azından bu bölge için. Ve hani daha çok temizlik bekliyorsunuz otomatikman. Burada insanların en çok şikayet ettiği şeylerden biri belediye çalışmıyor. Yeterince çöpleri almıyor. Evet, haftada bir geliyorlar. Hani şuraların temizlendiğini çok sık göremiyorum açıkçası. Ama bu biraz da insanların suçu. Yani çünkü insanlar çok rahat çöp atıyorlar. Hani size daha önce de söylediğim gibi. Ya yani mesela Türkiye'de şey vardır. Biri bir şey atar, siz ona gözünüzü diker bakarsınız. Mesela o an bir sıkılır, hani canı sıkılır duruma falan. Burada onu yaşamıyorsunuz. Atıyor. Bugün son olarak size biraz da evlerin durumundan bahsetmek istiyorum. Durumundan kastım şu. Mesela bu evlerde temizlikler nasıl oluyor? Apartman içi temizlikleri nasıl yapılıyor? Çünkü bizde bir kapıcı mantığı var. Burada öyle bir şey yok tam olarak. Yani yaşadığım bölgeden bahsediyorum, genelinden değil. Mesela şöyle bir şey var. Bizim apartmanda mesela ayda bir ya da işte belirli zamanlarda acentanın belirlediği temizlik görevlileri geliyor. İşte apartmanın içini temizliyor ve gidiyorlar. Fakat bir başka arkadaşımın yaşadığı apartmandaysa mesela herkes kapısının önünü süpürüyor. Yani her hafta böyle bir rutinleri var mesela, kendilerinin gerçekleştirdiği. Dolayısıyla yaşadığınız apartmanın ya da evin kurallarına uymanız bekleniyor burada. Mesela atıyorum priz bozuldu, gidip prizi değiştireyim. Bunu yapmamalısınız. Çünkü özellikle bir acentayla çalışıyorsanız ona ya da işte direkt ev sahibinden kiraladıysanız evi, kendisine mutlaka haber vermelisiniz. Çünkü hepsinin anlaştığı aslında birileri var ve onlara yaptırmayı tercih ediyorlar. Yani siz kafanıza göre evin içinde bazı tamirat ve tadilatlar, özellikle de değişiklikleri haber vermeden yaparsanız bu iş işin sonunda depozitoyu almamaya kadar gidebilir ve bu konuda bir şey söyleme hakkınız olmaz. Çünkü zamanında hani durumu bildirmemiş olursunuz. Bu gerçekten bir problem. Dikkat etmenizi öneririm. Bugün size benim burada dikkatimi çeken, ilginç bulduğum noktaları anlatmaya çalıştım. Bu durumları genellemek pek mümkün değil. Dolayısıyla yaşadığınız ülkenin, bölgenin mutlaka gerekliliklerini öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ederim. İleride bir şeylerle karşılaşmamak adına. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.